8'e sağlık tümümüzle devam ediyor ve şimdi konuğumuz doçent doktor Fatma Jen, medikal onkoloji uzmanı. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun hocam. Bizler deyiz. Bugün çok önemli bir konumuz var Aylin. Böyle de kıymetli bir hocamızı bulmuşken. Hocam kolon nedir? Kolon kanseri nedir? Hassas konular. Evet. Şimdi kolon kalın bağırsak aslında. Biliyoruz ki gastrointestinal sistem dediğimiz insanın bir sindirim sistemi var. Sindirim sisteminin son kısmına da bağırsak diyoruz. Bağırsağın yaklaşık toplam 5-6 metre kadar uzunluğu var. Bunun 4,5 metresi ince bağırsak ve geri kalan kısmı da kalın bağırsak eşittir kolon. Genellikle hastalar rektum kanseri nedir hocam, bağırsak kanseriyle ilişkisi var mıdır deniyor. Bağırsağın, kalın bağırsağın son kısmına, 15 santimlik kısmına rektum diyoruz. Biraz management dediğimiz yönetimi farklı ama yine de çoğu yönüyle benzer olduğu için kolon kanserinin içerisinde değerlendiriyoruz. Ve bu kısımda gelişen anormal otonomik büyümeleri de biz kanser diyoruz, kolon kanseri diyoruz. Peki neden önemli kolon kanseri diye? Çok özellikle yaygın ve duyduğumuz da bir şey hocam. Evet. Neden bu kadar önemli? Evet, çok yaygın. Çünkü tüm dünyada ve ülkemizde hem kadında hem erkekte üçüncü en sık kanser olarak karşımıza kolon kanseri çıkıyor. Ve de bu da binlerce insanı, dünya çapında milyonlarca insanı etkilediği için önemli bir sağlık sorunu olarak karşımıza çıkıyor. Ve bağırsak kanserleri özellikle hem kadında hem erkekte taranabilir kanserler olması açısından daha kanserleşme olmadan ya da yeni başlamışken tespit edilip tedavi edilebilir olması açısından ve risk faktörlerinin bir kısmı yok edilebilir olması nedeniyle de önemli bir kanser olarak karşımıza geliyor. Yani hem primer koruma yöntemleri, hem tarama yöntemlerinin olması, hem de kitlesel bazda birçok insanı etkiliyor olması açısından önemli bir kanser. Hocam bir anlayacağımız belirtisi var mı? Yani hissedeceğimiz, normal günlük yaşantımızda hissedeceğimiz belirtileri biliyor musunuz? Şimdi yediğimiz içtiğimiz mideden geçtikten sonra ince bağırsak ve artık posa kısmı kalıyor ve artık şekillendiği, katılaştığı bölge oluyor kalın bağırsak. Onun için de kalın bağırsağın dışarı, yani yeme içeriğine çıkması dediğimiz defekasyonda zorluklar olması. Çünkü tümörleşme oldukça bağırsakta içeri doğru içeriğin geçişini, yani gayte içeriğinin geçişini engelliyor ve kabızlığa neden oluyor. En önemli şikayet olarak karşımıza geliş şikayetleri hastalarımızın kabızlık. Ama her zaman kabızlık da olmayabiliyor. Taşma ishalleri olabiliyor veya yerine göre daha proksimal dediğimiz ince bağırsağa yakın kısımlarında yine hem halsizlik de gelebiliyor, gizli kanamalara neden olabiliyor. Bu nedenle de kabızlık sadece tek başına şart değil. İshal de mutlaka bizim hani kanserden şüphe etmemize neden olan belirtiler arasında. Diğer taraftan kabızlıkla beraber karın ağrıları önemli bir semptom olarak geliyor. Rektuma yaklaştıkça büyük abdeste ya da biz gayta diyoruz halk arasında büyük abdeste kakada kan gelmesi çok önemli ve özellikle ben bunu birçok söyleşide vurguluyorum. Birçok hasta bende hemoroid var diyerek tanının gecikmesine neden oluyor. Yani hemoroidle karıştırılabiliyor tamam. Yani kişide hem hemoroid olabilir hem de bir rektum kanseri olabilir. Rektosigmoid kanseri olabilir ve parlak kırmızı renkli dışkılama olabilir. Onun için bunu mutlaka vurgulamamız gerekiyor. Sebepleri de neler? Onları da anlatabilir misiniz bize? Risk faktörleri. Evet, risk faktörlerine baktığımızda bir kere erkek cinsiyet risk faktörü. İleri yaş daima birçok kanser için risk faktörü olarak karşımıza geliyor. Çünkü vücut kendisini onaramıyor, hataları düzeltemiyor ve bu kanserlerin çoğu ortalama 50 yaşın üzerinde ortaya çıkıyor. Yaşamsal aktiviteler diyelim, yani hareketsiz yaşam ciddi bir risk faktörü. Özellikle ben bir esprim var, muhasebecilerde çok oluyor diye. Çünkü oturarak çoğumuz artık bilgisayar başında iş yapıyoruz. İmmobilite çok ciddi risk faktörü. Hayvansal gıdalardan fazla beslenmek, eti günlük çok fazla miktarda kömürleşmiş olarak, dumana tutulmuş, tütsülenmiş olarak yemek, liften az, yani sebze meyveden az tüketmek, gıda içeriğimizin ya da günlük yeme içeriğimizin, onun dışında sigara içmek, kişide bir takım iltihaplı bağırsak hastalıklarının olması, ülseratif kolit gibi, Crohn hastalığı gibi geçmişte, daha önce yapılmış bir kolonoskopide polipin olması, ailede kolon kanserinin olması, birinci derece yakınlarda kolon kanseri olması ihtimal çok artıyor ve kolon kanserinin %20'si ailesel, biz bunu biliyoruz. Ve o mutasyonu bilinen işte adenomatöz polipoz kol dediğimiz
polipli aileler var, polipsiz aileler var. Yani o tarz bir hereditar ailesel geçişten dolayı risk faktörleri çok önemli. Ve özellikle de işte yaşamsal faaliyetlerin düzeltilmesi, sigarayı bırakmak, poliplerin taranarak takip edilmesi gibi nedenlerle bunlar daha engellenebilir ya da azaltılabilir risk faktörleri olarak karşımıza geliyor. İleri yaş, erkek olmak, bir takım faktörler tabii ki değiştirmeyen risk faktörleri ama değiştirilen risk faktörleri üzerinde durmakta fayda var daima. Hocam halk dinleri hep kendi aramızda da konuşurken evrelerden konuşuruz. Tedavi evet. Şekilleri, kanser. Kaçıncı evresi? Kaçıncı evre? Diye soruyoruz. Şimdi mesela evre devamlı konuşuyoruz ama evrelerin ne olduğunu aslında toplum olarak çok fazla bilmiyoruz. Evet. Mesela evet. Burada da kolonda dördüncü evre mesela örneğin tedavi edilebilir mi? Evet. Herkes biraz kulaktan dolma bilgiler. Artık evet, evre dördün ileri evre kanser olduğunu biliyor. Genelde kanserlerde hani halkın anlayabileceği tabirle dört evre var. Hani bizim bildiğim işte bir evre sıfırlar vesaire evre beş zaten ölüm demek. Evre 1 lenf bezlerine bile sıçramamış, sadece çıktı organda kalan kanser demek. Evre 2'de yanındaki lenf bezlerini tutmuş olabiliyor veya yanındaki dokulara ulaşmış olabiliyor. Kolon kanseri için örnek etrafındaki işte yağlı dokuya. Evre 3 daha ileri lenf nodlarını tutmuş demek. Evre 4 ise çıktı organdan örnek karaciğere sıçramış bir bağırsak kanseri. Yani kanser bağırsakta çıkıyor, karaciğere gidiyorsa evre 4. Eskiden yani şurada bir 10-15-20 yıl öncesine kadar evre 4 kanserler tedavi edilemez. Bundan kurtulunmaz gibi bir kanı vardı ve kanser eşittir evre 4 kanser ve hastalarda ölümcül bir kanserle karşılaştığını düşünüyordu. Ama biz artık kolon kanserinde biliyoruz ki halen ana tedavi kemoterapi olmakla beraber kemoterapilerdeki seçenekler ya da içeriklerin artması, değişmesi, yeni ilaçların gelmesi, bunlara akıllı ilaçların eklenmesi, her geçen gün yenileri de ekleniyor. Eskiden belki 3-6 ay dediğimiz hastalıksız sürenin uzaması olayı senelere uzamış durumda. 5 yıla, 10 yıla uzamış hastalar var. Nadir bir hasta grubu kür dediğimiz şifa sağlamakla beraber ciddi anlamda hayat kalitesini düzeltici ya da hayat uzatıcı tedavilerle karşı karşıyayız artık. Hangi tedaviler bunlar hocam? Bu akıllı ilaçlardan bahsettiniz evet. Az önce. Yani neler yapılabiliyor burada? Evet. Akıllı ilaçlarda özellikle kolon kanseri için önceden birçok kanserde kullanılan ve kolonda da kullanılan ortak akıllı ilaçlar kullanılabiliyordu. Bunlar tümörün damarlanmasını bozarak tümöre beslenmesini engelliyor ve böylelikle de tümörün büyümesini engelliyordu. Ama şu an biz biliyoruz ki yeni bu genetik çalışmalarla, moleküler çalışmalarla örnek HER2 gibi NTRK gibi yeni yeni hedef tedavilerle özellikle tümördeki o hedefi buluyor. Yani normal dokuda az olan veya olmayan, tümörde daha çok olan o hedefi bularak bu akıllı ilaçlar tümörü daha etkili bir şekilde yok ediyor. Hem vücuda daha az zarar vermiş oluyor hem de tümörü nerede olursa olsun, akciğerde ise akciğerde, karaciğerde ise karaciğerde daha etkili bir şekilde, daha hızlı bir şekilde tanıyor ve ona tutunuyor ve onu yok ediyor. Kolon kanserinde de akıllı ilaçlarımızın sayısı giderek artıyor. Hedefli, özellikle tümöre özgü hedeflerin olduğu akıllı ilaçlarımız artıyor. Ve biz bunları da yine ülkemizde çok rahatlıkla kullanabiliyoruz. Bazılarına ulaşılabiliyor, bazılarına ulaşılma aşamasında bu şekilde akıllı ilaçlarla ilerliyoruz. Bir de çok az bir alt grup olmakla beraber daha önceki programda da konuşmuştuk. Bundan sonra da çok konuşacağımız immünoterapiler var. Hı hı. Bu kübü aşılarıyla beraber çok meşhur oldu demiştik. İmmünoterapiler de kolon kanserinde belki bir akciğer kanserleri kadar yaygın kullanmamakla beraber özellikle ailesel olan kolon kanserlerinde hedef mutasyonlar, MSI dediğimiz hedef mutasyonlar tespit edildiğinde örnek 2 seri kemoterapi hiç yanıt vermeyen bir tümörle tamamen hastalık şifa bulabiliyor o immünoterapileri kullanabildiğimizde. Böyle hastalarım var ve bundan dolayı da çok biz de tabii ki hekim olarak hastayla beraber bir tedavi başladığımızda umutlanıyoruz. Yeni hedeflerimiz oluyor ve o şifa oranlarını gördükçe hepimiz de daha mutlu oluyoruz. Onun için de artık hani kolon kanseri veya bir kanserin televizyonlarda işte kanser eşittir ölümcül hastalık ve hani insanların moralini bozan bir şekilde evet, maalesef tedavisi evet. Yok gibi evet. Eski Türk filmlerimize bile konu olmuş evet. Bir hastalık olmaktan çıkartıyoruz. Evet, evet çıkartıyoruz. Evet. Peki hocam kolon kanserinin taraması yapılabiliyor mu? Yapılıyorsa neler yapılıyor? Evet. Kolon kanseri dünyada taranabilen belli başlı kanserler arasında bu çok güzel.
kolu aslında tümörde karsinogenez dediğimiz, yani normal hücrenin anormale giderkenki aşamalarında, yani mutasyonların, moleküler değişikliklerin en iyi tanımlanabildiği kanser kolon kanseri. Çünkü kolon karsinogenezi belli bir şeyle gider, sırayla gider. Yani A'dan sonra B, B'den sonra C. %90 küsürü böyle gidebildiği için kanserleşme aylar yıllar içerisinde olur. Aylar yıllar içerisinde olduğu için de bunlar taranabilir. Örnek over kanserinde 3 ay önce yumurtalıklar tamamen normalken 3 ay sonra kanser tespit edebilirsiniz. Orada onu tespit etmek çok zordur. Ama kolon kanserinde genellikle önce anormal polipler oluşmaya başlar genellikle. O polipler giderek bir daha normalleşir, yara haline gelir ve bu da hekimin ya da kişinin daha hızlı taraması ve taranmasını kolay kılar. Ve tarama programları da bunu göstermiştir ki kolon kanserinde taramak hastalarda ciddi anlamda sağ kalımı etkiliyor. Evet, çünkü bunların çoğu erken tespit ediliyor. Ve 50 yaşından itibaren artık dünyada herkes, yani ister ailesinde kanser olsun ister olmasın, yaptırmalı. Kolon kanseri taramasını yaptırmalı. Neler diye hızla gözden geçirecek olursak, altın standart kolonoskopi, tüm kolonun endoskopla bir kameralı, biz hortum diyoruz hastalar anlasın diye, endoskop cihazıyla taranmasına kolonoskopi diyoruz. Altın standart. Buna ulaşamayan hastalarımız için gaitada gizli kan dediğimiz, hani büyük abdeste ya da kakada gizli kanın araştırılması. Yine endoskopik yöntemler, örnek parlak kırmızı kanı olanlar için tanısal yöntem, ama rektosigmoidoskopi, bazı baryumlu enemalarda tarama yöntemleri. Dediğim gibi şu an en çok önerilen altın standart kolonoskopi veya gaitada gizli kan testi yaptırıp pozitif gelenlerde yine kolonoskopiye göndermek, tarama. Bunu da dediğim gibi 50 yaşından sonra herkes, ailesinde kolon siyahı olanlar, onlar özel tarama programlarını alması gerekiyor. Örnek, diyelim ki benim kardeşimde 40 yaşında kolon kanseri oldu. İndeks vakadan en az 10 yıl öncesinden kolon kanseri taraması başlaması gerekiyor ki son 5 yılda 10 yılda biz böyle ailelere mutlaka artık genetik danışmanlık verilmesini istiyoruz. Yani bu tarz erken yaşta kanser konulmuş hastaların ya da kişilerin kendisinin öncelikle taranmak üzere, yani genetik testlerini yaptırılıyor. Eğer o kalıtsal bir mutasyonu varsa o aile o testleri ve o tarama programlarını özellikle alınması gerekiyor. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten hocam, çok önemli bilgiler çok verdiniz. Çok kıymetli bilgiler. Kıymetli ve daha çok sizden alacağımız bilgiler var. Seyircilerimizin de meraklı soruları var. Çok teşekkür ediyoruz. Davetiniz için teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet. Evet, 8'de sağlık tüyümüzle devam ediyor. Bugünkü konuğumuz doçent doktor Fatma Şen, kendisi medikal onkoloji uzmanıydı. Çok teşekkür ediyoruz. Bizde kalın. 8'de sağlık devam ediyor.